Bu toplantılarda ne amaçlanıyor? Bu bir Avrupa Birliği projesi. Projenin temel amacı yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmışların etik kodlarını zenginleştirmesi. Etiği yerel yönetim uygulamalarında hayata geçirilmesi, her alanda uygulanır hale getirmesi. Yaptığımız anketler var. Bu anketler bize yerel yönetimlerde mutlaka etik davranışların yerleştirmesi lazım geldiğini gösteriyor. Özellikle yerel yönetimlerdeki çeşitli alanlardaki algı bizi mutlaka tedbir almaya sevk ediyor, mecbur ediyor. Biz Anadolu'yu gezerek bir taraftan halkın yerel yönetimlere karşı, yöneticilere karşı tavırlarını, duygularını, öbür taraftan da meydana gelen bir takım boşlukları varsa o boşlukların neler olduğunu birinci ağızdan belediye yöneticilerinden anlamak, duymak, tespit etmek için uğraşıyoruz. İşte o çerçevede Diyarbakır'dayız. Zannediyorum bir sene sonunda bir ortaya çıktığı zaman çalışmalarımız Türkiye'de yerel yönetimlerde çeşitli olumsuzlukları nasıl olumluya dönüştürebiliriz ile ilgili elimizde mutlaka bir done olacaktır. Evet. Efendim şu ana kadar 3 toplantı yaptınız. Bugün 4.sünü yapıyorsunuz. Nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı yaptığınız toplantılardan sonra? Yerel yönetimlerde yolsuzluk algısı var. Yerel yönetimlerde işe alımlarda adaletsizlik iddiası var. Yerel yönetimlerde imar değişikliklerinde haksızlık yapıldığı kanaati var. Yani bu üç başlık ana sorunları gösteriyor. Aslında uygulamaya baktığımız zaman bu kadar yüksek oranda bir uygulama yanlışlığı görmüyoruz. Ama algı böyle oluşmuş. O nedenle bu algının değiştirmesi lazım gelir. Orada da medya başta olmak üzere çeşitli kurulların, sivil toplum örgütlerinin gayreti ve ilgisi lazım geliyor. Ben bugün Diyarbakır'da hani kamu görevlileriyle birlikte olacaksınız. Halktan da insanları dinleyecek misiniz bu toplantı çerçevesinde? Şimdi bir açılış yaptık. Açılışa bir protokol daveti o. Ama esas bir şimdi iki gün uzman arkadaşlarımızla bizim bu Diyarbakır ve çevre illerden gelen sorumlu arkadaşlarımız sorunlarını anlatacaklar çeşitli başlıklar altında. Yani onlar düşüncelerini söyleyecek, bizim arkadaşlarımız notlarını alacak. Yani buranın havasını tam anlamıyla teneffüs edecekler. Ve bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman nerelerde boşluğumuz var, mevzuat aksaklığımız var, sıkıntımız var, onlar ortaya çıkacak. Biz aldığımız o sonuçları devletin konuyla ilgili diğer birimleriyle paylaşıp Sayın Cumhurbaşkanı'na öneri olarak arz edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.